daha geldi. Bak sakın çaktırmayın, tamam mı? Tamam. Çaktırmayın. Biz geldik. Hoş geldin Recai. Bu kadın kim? Hay Allah, böyle söyleyince de basıldık gibi oldu ya. Tabii ki biz geldik. Tanıştırayım. Esra Hanım. Kendisi ilişki terapisti. Ne zamandır tanıştırmak istiyordum sizinle. Ha, hoş geldiniz. Demek o meşhur ilişki terapisti sizsiniz. Estağfurullah canım. Recai Bey sizden ve çocuklardan çok bahsedince dedim bir değişiklik yapalım. Sizi kendi ortamınızda görmek istedim. Sanki biz hayvanız ya. Hayvan. Tam da gününde geldiniz ha. Ne oldu ki? Seninle konuşacağız Recai. Bir şey içer misiniz? Bir su alırım. Ben su, varsa. Tamam. Bir şeyim. Esra Hanım, ben sizin orada uzanıyorum ya. Siz de burada uzanın isterseniz. Şaka yaptım. Anne, bu kadın olmasın. Oğlum, kadın zaten adama benzeyen bir halim var sende. Hayır ya, babamın seni aldattığı kadın bu olmasın. Oğlum olabilir ha. Ben de diyordum, o kadar terapiye gidiyor, hiç evliliğimizde düzelme olmadı. Demek ki yuvamı bozuyormuş. Yemin ediyorum. Anne dur, ne yapıyorsun ya? Öyle değilse rezil olursun. Ne yapayım? O zaman Aykut, sen su getir. Ben de bir ağzını arayayım, İzmir bomba bu muymuş bakalım. Tamam. Tüküreyim mi suya? Az tükür, o değilse vicdan yaparız. Eviniz çok güzelmiş. Yerleşeceğim mi? He? Oturacağım mı yani? Hani beğendiysen birlikte yaşayalım. Şaka kız. Şaka yaptım. Şaka. El avuca da gelmiyor ya. Anladım ben şaka yaptım. İzmir'in kızları da güzel olur derler. Evet öyle diyorlar. Boyoz. He? Gevrek. Çok severim. İzmir Marşı. Evet biliyorum. Karşıyaka. Güzel. Benim ne diyorsun Allah'ını seversin. Allah Allah. Buyurun suyunuz. Çok teşekkür ederim canım benim. Ne yaptın? Matematik öğretmeninle problemini çözebildin mi? Sen nereden biliyorsun ya? Ne problemi bu, ben bilmiyorum. Hoca beni sınıftan attı ya. Ne? Sınıftan mı atıldın sen? Lütfen lütfen kızmayın. Siz onu rahat bırakın, ona güvenin yeter ki. O halleder. Sağ ol anneciğim. Lan! Manyak manyak. Maşallah Esra Hanım da her şeye hakim. Yok ya, her şeye hakim değilim. Mesela Zeynep Merve'lerle kavga etmişti. Ne oldu? Ay o olay bir karıştı biliyor musunuz? Sonra devreye Pelin girdi. Ha, sonra biz bunları bayağı böyle... Kızım ya. Bunları benimle de konuşabilirsin yavrum, ne olur. Benimle kal, rakibim çok güçlü. Evet. Tamam. Esra Hanım gerçekten çok güçlü bir terapist yani. Onun gibisi gelmedi. Ayrıca bana arkadaşlık da yapıyor, sağ olsun. Sadece arkadaşsanız iyi. Hocam. Dilerseniz şu benim çocukluğuma inememiştik ya klinikte. Evet. Burada bizim fotoğraf albümü var. Bir çocukluğuma inelim isterseniz. Olur, çok çok olur. İsterim. Şöyle şu taraftan buyurun. Şöyle geçin. Hadi bakalım. Lan siz nereye gidiyorsunuz? Taraf mı değiştirdiniz? Vallahi geberteceğim ha. Saçmalama seveyim. Lan! Tamam anne, abartma. Bitirim abi. Anne, gömleğindeki yüzden boyunu tespit etmiştik. Oradan anlayabiliriz. Aferin kız. Ama burasında falandı. Bu kız uzun, bu değil demek ki. Ama topuklu var ayağında. Kaç santim acaba? Dur, ben çaktırmadan ölçeyim. Şey yapmayın. Hocam işte bakın, bu da benim sünnetliğim. Sünnet. Sevim ne yapıyorsun ya? Sen sünnet deyince ben... Lan! Allah Allah! Böyle anlaşılmıyor, çıkarması lazım. Kız! Betkan, ne oluyor ya? Ya onu mu diyorum ya? Aklın fikrin nerede senin? Ay ayakkabınıza bayıldım ya. Vallahi ben de böyle bir şey arıyordum. Teşekkür ederim. Bir deneyebilir miyim? Ne alakası var şimdi? Sana ne? Tabii ki deneyebilirsiniz. Deneyeyim ya. Şöyle. Sen de şunları giy. Sağ ol ya vallahi. Şöyle size de tutunsam da bir şey yapsam. Doğruluyor. Sevim ne yapıyorsun? Ama ne yapıyorsunuz ya? Hep makyajım aktı. Ben sizi lavaboya götüreyim hocam, olur, isterseniz. Olur. Bu size verdiğim kitap değil mi? Evet, başucu kitabım. Her akşam mutlaka birkaç sayfa okuyorum. Çok çalışkan bir öğrencisiniz. Sağ olun hocam. Babanız kitap okumaz. Yalan söylüyor. Kesin bir şey var. Bir not. Ne yazıyor? Aha. Eğer hediyeyi koyduğun yere unutursan büyük çerçevenin arkasına bak. Büyük çerçeve. Büyük çerçeve. Bak çabuk ne yazıyor. Bak bak bak. Masanın altına bak. Bak bak çabuk bak. Vazonun altına bak. Hediye çekmecede. Mal bu adam ya. Direkt kağıda bunu yazsaydı ya. Çekmece. Çekmece ya. Çekmece ya. Buldum. Buldum Allah'ım. Açılmıyor bu. Açılmıyor ya. Kilitli bu. Anahtar nerede acaba? Ay ne bileyim. Dur şu kadının montuna bakayım. Dur. Dur şuna bakayım. Allah'ım cebinde mi ki acaba ya?
Sevim, ne yapıyorsun sen? Aa, ne kadar güzel ya. Ben de tam böyle bir şey almak istiyordum. Yakıştı mı? Çok yakıştı bence. Ay, sağ olun, teşekkür ederim ya. Sen, Sevimciğim, bize birer çay getir istersen. Tamam, getireyim. İki şekerli. Yok, tek şekeri azalttık. Benim niye haberim yok? Esra hocam ne derse onu yapıyorum. Tek şeker değil, tek şeker. Psikolojim için. Ne güzel babacığım, evet. Anne, baktın mı cebine? Yok, bunda yok. Nerede? Çantasında mı acaba? Dur, ben çaktırmadan bakayım. Ha, bak. Sevim, ne yapıyorsun? Allah Allah. Aa, ne kadar güzel çanta ya. Ben de bayağıdır böyle bir şey almak istiyordum. Yakıştı mı? Nasıl oldum Recai? Evet, modifiye Şahin gibi oldun ha, vallahi. Aşk olsun Recai. Bu böyledir hocam, kusura bakmayın. Ne görürse ister. Anne, gel gel. Kadının boynuna bak. He, sarkmış değil mi hep? Benimki daha kuğu gibi böyle. Hayır ya, kolyesine bak. Aa, anahtar. Şeyin anahtarı olmasın. Bu şeyin, kutunun. Ya sadece bir kolyeyse, denememiz lazım. Çaktırmadan alalım ama. Tamam, sabahtan beri çaktırmıyorum. Hiçbir şey anlamadım ben. Ben alırım. Şöyle yapalım. Sen git, kadını oyalayacak sorular sor. Sen de yanımdan ayrılma. Ben çaktırmadan alırım anahtarı. Sana veririm, kutuyu açarsın. Tamam. Tamam mı? Hadi. Ya Esra Hanım, siz ilişki terapistisiniz, bilirsiniz. Evet. Bu deniz atlarının erkekleri doğum yapıyor ya, o problem olmuyor mu aralarında? Ya Sevim, Sevim ne yapıyorsun? Anne çaktı galiba. Hadi ya. Daha fazla anlamadan kutuyu getir. Kutuyu getir, çıkmıyor mu? Kutuyu getir. Ama kutuyu getir. Ya hanımefendi, ne yapıyorsunuz ya? Aa, sabahtan beri her şeyimi aldınız, canımı da mı alacaksınız? Ay, açılmadı saçlık. Anne, not var. Anahtar diğer çekmecede. Diğer çekmecede, yürü. Ya yürü, diğer çekmecede. Ya kusura bakma ya. Sevim, ne yapıyorsun ya? Konuşacağız seninle. Allah Allah. Aç çabuk. Bir not daha var. Sevgili Sevim, ben. Eğer bu notu bulduysan tebrik ederim, zeki kadınsın. Seni aldattığımı düşünmen için bıraktığım ipuçlarını doğru takip etmişsin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Recai. Aşkına. Şapşam. Hep demiyor muydun? Evliliğimiz çok monoton. Azıcık şuna bir hareket katalım. Ben de dedim önce kıçımıza çatapat mı patlatsak dedim ama... O acılı bir yöntem olduğu için Esra Hanım'a danıştım. O da sağ olsun bana böyle bir yöntem söyledi. Yani evet danıştı ama ben dedim ki hani sürprizler yapın. Onu dedim şok edin dedim. Şok olsun dedim. Şok oldu şu sıfata bak Allah'ını seversen. Şoka girdi çıkamıyor benim. Yeminim hiç tanımadığım bir insana dönüştü. Tamam kız tamam, kendine gel. Ay hiç Recai ya, çok mutlu oldum vallahi. Çok teşekkür ederim ya. Yerim seni ya. Aa, ben de senden şüphelendiydim ya. Saçmalama. Ya. Çok güzelmiş bu kolye de, teşekkür ederim ya. Evet ben de çok beğendim. Acaba bir çıkarsanız ben de nasıl... Rübet. Hediye bu, denetemem. Evet ya, haklısınız. O zaman ben sizden müsaadenizi isteyeyim. Sizi de mutlaka en kısa zamanda muayeneme beklerim. Ne oldu? Bu da ekmeğinin peşinde ha. Çocuğu kusura bakmayın annem, açmam lazım. Alo anne, ya ne bileyim beni rahat bırak ya, misafirle gelmiş ya. Lan kapat telefonu, geleceğim, hemen geleceğim. Nasıl ya? Sen İzmirli değil misin? Entepli. O bilgisayardaki izmirbombabomba.com ne? Şey, ben İzmir bomba bomba falan bilmiyorum. Ben işte bir fondöteni ayarladım, ruj ayarladım. Bir de notlar yazdım. Lan cıbıl kadın var orada, konuşmuşsunuz ya kalpler maple. Anne, virüstür o ya bu ara. Ya bütün bilgisayarlarda virüs var, çok arttı. Aşı da bulundu ama faydası yok yani. Yani maske, mesafe, temizlik ve format. Bu dördü çok önemli. Lan ben de diyorum, kartlar niye doluyor? Git!